Mutfağa Dair kanalına hoş geldiniz. Sizlere bugün aynı hamurdan 5 çeşit kurabiye tarifi hazırladım. Burada 3 adet orta boy elmam var. Kabuklarını soyarak rendeleyelim. Elmaların üzerine yarım çay bardağı toz şeker koyarak ocağın üzerine alıyorum. Karıştıralım. Elmalarımız biraz sonra suyunu salacak ve yumuşayacaklar. Elmalarım suyunu salmaya başladı gördüğünüz gibi. Karıştıralım. Elmalarım suyunu çekti. Üzerine bir tatlı kaşığı toz tarçın. Karıştıralım. İsterseniz tarçın miktarını azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. İçerisine arzuya göre yarım çay bardağı çekilmiş ceviz içi veya fındık içi güzelce karıştırarak soğumaya alalım. Hamuru için 250 gram oda sıvı eklenmiş margarin, isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, yarım çay bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kavratma tozu. Karıştırmaya başlayalım. Kullanacağınız yağ mutlaka oda ısısında olması gerekiyor. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Artık hamurumu elimle yoğuracağım. Kurabiye hamurunu tamamladım. Ortalama 5 su bardağına yakın un kullandım. Size kontrollü olun. Kıvam bu şekilde olacak. Artık yapılışına geçebiliriz. İlk şeklimizi meyve şekerlendirici vereceğiz. Hamurumdan ceviz büyüklüğüne parçalarak bu şekilde elimle açıyorum aparatın üzerinde. İçerisine hazırlamış olduğum harçtan yeteri kadar alıyorum. Daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz. Bu iki ucunu birleştirerek şeklimi tamamlıyorum. Şeklimiz bu. Kurabiyelerimi tepsime dizdim. Tepsiye almanıza gerek yok. İkinci şeklimi limon sıkacağına da vereceğim. Sıkacağı bir tane bardağın üzerine yerleştiriyorum. Varsa yerine yerleştirebilirsiniz. Kurabiyenin rahat çıkması için buzdolabı poşeti yerleştiriyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalarak bu şekilde elimle yayıyorum. Çukur olacak. İçerisine hazırlamış olduğum iç harcı yerleştiriyorum. Ve kenarlarından hafifçe içe doğru toparlıyorum. Poşet yardımıyla çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz kurabiyenizi. Eğer bu şekilde boşluk kalırsa çok az hamur alarak bu boşluğu bu şekilde düzelterek kapatın. Şeklimizi görüyorsunuz. Yapımı çok kolay ve pratiktir. Farklı bir görsellik veriyor kurabiyelerinize. Bu şekilde içten yukarı doğru hamurumuzu dağıtıyoruz. Üçüncü şeklimiz için portakal büyüklüğünde bir ezeme aldım ve merdane yardımıyla açıyorum. Çok inceltmeyin. Böyle bir aparat yardımıyla şekiller veriyoruz. Parçalı kaldıralım. İç harcından tam ortasına birazcık yerleştiriyoruz. Ve
Bu şekilde iki ucunu birleştiriyoruz. Şeklimiz bu. Gördüğünüz gibi çok kolay. Portakaldan biraz büyük biber çamurumu aldım. Dördüncü şeklim için. Aynı şekilde çok ince olmayacak şekilde merdane ile açıyorum. Bıçak veya rulet yardımıyla önce dörde, sonra da her bir üçgenden başlayarak toplamda 8 parçaya bölüyorum. Ve büyük kısmı hazırlamış olduğumuz iç harçtan biraz yerleştiriyoruz. Ve geniş yerden başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Şeklimiz bu. Gayet pratik bir şekildir. Beşinci kurabiye çeşidim için bu şekilde yumurta büyüklüğünde parçalarımı hazırladım. Merdane yardımıyla açıyorum. Bu kadar yeterli. Bıçak veya rulet yardımıyla bu şekilde çizikler atıyoruz. Kenarına gelmesin. Bu kenarına da hazırlamış olduğumuz iç harçtan yerleştirelim. Ve bu şekilde katlıyoruz. Parmağınızla bu şekilde birleştirin. Daha sonra bu şekilde saralım. Şeklimiz bu. Beş çeşit kurabiyemi tamamladım. Kurabiyelerinizi önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirmeye gönderin. Kurabiyeleri fırından çıktı. Henüz sıcakken üzerine pudra şekeri serpiştireceğiz. Gördüğünüz gibi kurabiyem çok güzel pişti. Altı bu şekilde. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.